Birinci Troya görme engelliler Homeros okumaları paneli Çomu Troya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Çanakkale Valiliği himayelerinde ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan etkinliğe Çanakkale Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Çomu Rektör Vekili Profesör Doktor Mustafa Görün ve 20'yi aşkın ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 250 görme engelli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından panel açılış konuşmalarıyla devam etti. Türkiye Görme Engelliler Derneği Çanakkale Şube Başkanı İbrahim Battal, bu projeye başından beri inanarak destek olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Yücel Acar'e ve projede görev alan tüm üniversite personeline teşekkür etti. Biraz sonra çok değerli akademisyenlerimiz ve moderatörümüz çok değerli Profesör Doktor Yunus Ercan Hoca koordinasyonunda sunumlarını gerçekleştirecekler. Ben bir kez daha bu projeye en başından beri inanarak destek oldukları için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin başta Sayın Rektörümüz olmak üzere bütün kadrolarına, bizden birlikte çalışan kadrolarına, gönüllü okutman öğretmenlerine, akademisyen ekibine, sizlerle beraber sürekli sahalarda bulunan rehber öğrencilerimize, dolayısıyla tüm akademik kadromuza, üniversitemizin nezdindeki kadroya ve üniversitemize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Rektör Vekili Görün, 1. Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları panelinin sevgiye, kardeşliğe, barışa katkı sunmasını diledi. Tabii Troya'nın UNESCO Dünya Tarih Kültür Miras Listesi'ne kabulünün 20. yılından bahsediyor. 20. yıl dönümü münasebetiyle de bizim Milli Cumhurbaşkanlığımızın ötesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılı Troya yılı ilan edildi. Bu değişik toplantılarda değişik şekillerde ifade edildi tabii ki. Yine Çanakkale Valimizin koordinasyonunda, değerli valimizin koordinasyonunda, değerli kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde, yine sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde, özel sektörün işbirliğinde bu süreç içerisinde 2018 yılının başından itibaren pek çok proje gerçekleştirdi. Bu projeler ulusal bazda gerçekleştirdi. Tabii bundaki amaç Çanakkale'yi ve Troya'yı dünyaya tanıtmak, bu anlamda dünyaya farkındalık, Troya'nın farkındalığını dünyaya göstermek adına gerçekten önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Rektör Danışmanı Profesör Doktor Yunus Eryaman ise açılış konuşmasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi hakkında kısa bilgiler vererek 2018 Troya yılı kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde devam eden 3 proje daha yönettiğini söyledi. Bugünkü panelimiz iki kısımdan oluşacak. İlk kısımda, panelimizin ilk kısmında uluslararası alanda görme engellilerin sorunları, olanakları üzerine 3 konuşmacımız konuşma gerçekleştirecekler. Her bir konuşmacımıza 15'er dakika süre tanıyacağım ve konuşmalar bittikten sonra, toplam konuşmalar bittikten sonra 15 dakikada soru cevap kısmı yer alacak. İkinci kısımda ise yerel bazda Türkiye'de görme engellileri sorunları, olanakları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve projelere dair 3 tane sunumumuz gerçekleşecek. Konuşmasının ardından Profesör Doktor Yunus Eryaman moderatörlüğünde 2 oturum şeklinde yapılan panele geçildi. Panel soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi. İlk ayrımcılığa uğrayan toplum kesiminin kadınlar olduğu sanılırdı. Kadınlar cinsiyet ayrımcılığı üzerinden ilk baskı altına alınan ikinci sınıf yurttaş, insan haline getirilen bir toplum kesimi olarak ötelenmiş olduğuna inanılırdı. Son 30-40 yıl içerisinde engellilik konusu dünya insanlığının ve tek tek ülkelerin gündemine daha yoğun bir şekilde girmeye başladıktan sonra yaptığımız araştırmalar, bunlar benim tespitimdir, yaptığımız araştırmalar aslında toplumun ilk ayrımcılığa uğrayan kesiminin engelliler olduğunu